Merhaba, bu videoda dünyanın en ünlü seri katillerinden Albert Fish'in karanlık hayatına kısaca bakacağız. İyi seyirler dilerim. Albert Fish, gerçek adıyla Hamilton Howard Fish, Amerika tarihinin en karanlık figürlerinden biridir. İşlediği korkunç suçlar ve yaşantısı, onu tarihin en sapkın ve rahatsız edici seri katilleri arasında göstermektedir. Hamilton Howard Fish, 19 Mayıs 1870 yılında Washington DC'de doğdu. Babası Randall, oğlu Albert doğduğunda 75 yaşındaydı ve annesi Ellen ise ondan çok daha gençti. Bir Adam TV Originals. 1875 yılında babası öldüğünde annesi Ellen oğlu Albert'ı St. John's yetimhanesine bıraktı. Yetimhanede fiziksel ve cinsel istismara maruz kalan Albert bu dönemde acı ve zevk arasındaki ilişkiyi keşfetti. Albert 1880'lerde yetimhaneden çıktıktan sonra annesiyle yaşamaya başladı. Ancak bu dönemde de garip ve sapkın davranışlar sergilemeye başladı. Genç yaşta idrar içme ve dışkı yeme gibi sapkınlıklar geliştirdi. Albert Fish, 28 yaşına geldiğinde kendisinden genç olan 19 yaşındaki bir kadınla evlendi. Bu evlilikten 6 çocuğu oldu. Bakıldığı zaman normal bir aile hayatı sürüyor gibi görünse de, çocuklarına karşı şiddet uyguluyor ve onları garip davranışlara zorluyordu. Fish 1903 yılında hırsızlık suçundan hapse girdi. Hapishanede cinsel sapkınlıkları daha da gelişti ve burada sadomazoşist ilişkiler kurdu. Hapishaneden çıktıktan sonra Albert iş hayatına atıldı. 1910 yılında Delaware'de çalıştığı bir iş sırasında Thomas Kedden adında bir gençle tanıştı. Kedden'i kaçırdı ve ona günlerce işkence etti. Bu olay Fish'in suç kariyerinde bir dönüm noktası oldu. ...1928 yılında Fish, 10 yaşındaki Grace Budd'ı kaçırdı. Budd ailesiyle tanıştıktan sonra Grace'i bir doğum günü partisine götürmek bahanesiyle yanına aldı. Grace Budd'ı öldürdü, parçalara ayırdı ve yedi. Bu cinayet Fish'in en ünlü ve en korkunç suçu olarak bilinir. 1930'lu yılların ilk çeyreğinde Fish birçok çocuğu hedef aldı ve bu dönemde pek çok kişiyi kaçırarak işkence etti ve öldürdü. Grace Budd cinayetinden 6 yıl sonra Fish ailesine yazdığı mektup sayesinde polis tarafından yakalandı. Mektupta Grace Budd'ı nasıl kaçırdığını ve öldürdüğünü detaylarıyla anlatıyordu. 1935 yılında yakalanan Albert Fish mahkemeye çıkarıldı ve Grace Budd cinayetinden suçlu bulundu. Psikiyatrik değerlendirmelerde akıl sağlığının yerinde olmadığına karar verilse de idam cezasına çarptırıldı. 16 Ocak 1936 yılında Fish Sing Sing hapishanesinde elektrikli sandalyede idam edildi. Son sözleri, "Bunun hayatımda tattığım en büyük zevk olacağını düşünüyorum." oldu. Albert Fish sadece cinayetleriyle değil, aynı zamanda tuhaf ve sapkın davranışlarıyla da ünlüdür. Fish vücuduna iğneler sokarak kendine işkence ederdi. Yakalandığında vücudunda birçok iğne bulundu. Kurbanlarını yedikten sonra bu deneyimi detaylıca anlatan mektuplar yazdı. Fish paranoid şizofreni teşhisi konulmuştu ve delilikle ilgili çeşitli belirtiler gösteriyordu. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca
Yorumlar kısmında görüşlerinizi ve önerilerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bir Adam TV sundu.